Evet sayın seyirciler, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli 10 farklı ülkeden misafir öğrencilerimiz var. Bugün üniversitemizin 30. yılına özel hazırlanan bu programda öğrencilerimizin gözünden Afyonkarahisar'ı, Afyon Akütömer'i ve ülkelerinin kültürlerini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hocam. Öncelikle isimlerinizi ve ülkelerinizi öğrenerek programımıza başlayalım. Evet, isminiz, ülkeniz bize anlatır mısınız? Benim adım Muhammad Rayhan Dwi Putra. Ben Endonezyalıyım. Endonezya'nın hangi şehrinden geldiniz? Endonezya'da ben Palembang'da yaşıyorum. Evet, Afyonkarahisar'a hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Benim adım Abdurrahman Abunadam. Ben Filistinliyim. Şehir Gazze'den geldim. Gazze'den Gazze. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, sizi de tanıyalım. Benim adım Fawaz Abdullah. Ben Irakliyim. Hangi şehrinden Irak'ın? Basra'da, Basra güneyinde. şehrinden. Evet, siz de hoş geldiniz Hoş bulduk Afyonkarahisar'a. hocam. Evet, bu tarafta da birbirinden değerli iki tane misafir öğrencimiz var. Onları da tanıyalım. İsminiz? Benim adım Esra. Ben Pakistan, Lahore'danım. Evet, siz de Afyonkarahisar'a hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizin isminiz neydi? Benim adım Muaz. Sudanlıyım. Sudan, Niyala şehrinde geldim. Hoş geldiniz. Siz de. Hoş bulduk. Evet. Öncelikle arkadaşlar, ülkelerinizi merak ediyor seyircilerimiz. Ülkelerinizden biraz bize bahseder misiniz? Mesela Rayhan, Endonezya'da neler var? Endonezya'da nerelere gidebiliriz? Kültüründen bahseder misin bize? Tamam hocam. Bizim ülkemiz 34 eyaleti vardır. Ve bizim ülkemiz her eyaleti kültür farklı yani. Her şey Endonezya'nın içinde farklı. 34 tane eyalet var. Hepsinin Evet. kültürleri birbirinden farklı. Kültürleri farklı. Evet. Mesela bizim dil her eyaleti farklı, yemekleri farklı ve kültür farklı. Dilleri de farklı değil mi? Evet. Peki ortak dil olarak Endonezca. Ortak dil yani on Endonezyaca. Endonezca. Evet. Evet. Peki. Afyonkarahisar'a ne zaman gelmiştin? Afyonkarahisar'da 5 yıl önce geldim. Şimdi Akutomer'de. 5 ay önce geldin değil mi? Evet. 5 ay önce. Şimdi Şimdi Akutomer'de çalışıyorum. eğitim alıyorsun. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Afyon, peki mesela Afyonkarahisar nasıl? Hoşuna gitti mi? Nerelere gittin Afyonkarahisar'da? İlk kez buraya geldim. Afyonkarahisar'ı çok seviyorum. Yani güzel bir ay var burada Afyonkarahisar'da. Mesela kale hiç göremiyorum Indonesia'da kale. Endonezya'da kale yok ama Evet. burada gördün. Ama Indonesia'da da yani da. Evet. Yemekleri seviyorum ama burada Indonesia'da yemekleri acılı ama burada değil. Burada değil mi? Evet. Başka mesela Tömer'de neler yapıyorsun? 5 gün Tömer'e gidiyorsun derslere. Evet. Neler yapıyorsunuz mesela Tömer'de? Tomer'de saat 9.30'da UÇ kadar başlıyoruz. Bizim hocamız Burak Hoca. Burak Hoca. Yani Burak Hoca çok seviyoruz. Evet. Yani her gün Burak Hoca mesela hikaye anlatıyor, ders çalışmak için çalışıyor. Yani çok seviyoruz. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, ikinci öğrencimiz Abdurrahman, Filistin'den. Abdurrahman, sen ne zaman geldin Afyonkarahisar'a? 1 yıl önce 1 yıl geldim. önce geldin. Evet. Nasıl Afyonkarahisar senin Afyonkarahisar gözünde? en sevdiğin şehir Türkiye'de. En sevdiğin şehir Afyonkarahisar. Çünkü ben çocuklar çok seviyorum. Afyon seviyorum.
Bir de kaymak burada, onlar yemekleri çok güzel Afyonkarahisar'da. Başka nerelere gittin mesela? Afyonkarahisar'da dolaştığın yerler oldu mu? Gezdiğin? Yani ben sadece kaleye çıktım. Kaleye çıktın sadece. Evet. Peki biraz bize Filistin'den bahsedebilir misin mesela? Filistin'de neler var? Ben mesela Filistin'e gitsem nerelere gidebilirim dolaşmak için? Filistin'de bizim başkentimiz var, Kudüs. Evet. Başkentimiz içinde Mescid al-Aqsa var. Orada çok tarihi bir yer ve Müslümanlar için çok önemli. Başka bilmem ki yani. Evet. Peki sen de Tömer'de öğrencimizsin. Hangi sınıftaydın? Üçüncü sınıfta. Neler yapıyorsunuz sınıfta hocanızla beraber? Bir derste yani sadece Türkçe mi öğreniyorsunuz yoksa başka şeyler yapıyor musunuz? Vallahi sadece Türkçe konuşuyoruz. Evet. Bir de farklı bir şeyler bahsediyor. Mesela şey anlatıyor, masallar anlatıyor, eski masallar. Evet, eski hikayeler. Evet, eski hikayeler. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Üçüncü misafirimiz de Favas, Irak'tan. Evet. Sen ne zamandır Afyonkarahisar'dasın? 7 sene önce geldim. 7 sene önce geldin. Evet, ailenle beraber, evet, beraber buradasın. Nasıl, Afyonkarahisar'ı nasıl buldun? Güzel mi? Çok güzel. Benim akraba zaten burada yaşıyorlar. Akrabaların da burada. Evet. Güzel bir şehir, küçük, her şey var. Yani çok beğendim. Evet. Sen nerelere gittin Afyonkarahisar'da? Kala'ya gitti. Frik Vadisi'ye gitti. Evet. Yani bu yerler, eski tarihler gitti. Eski tarihi yerlere gittin. Evet. Peki Irak'ta mesela arkadaşlarımıza da sorduk, sana da soralım. Irak'a gittiğimiz zaman nereleri görebiliriz orada? Tarihi yerler. Irak'ta büyük bir nehir var, Basra'da güneyde. Büyük bir nehir var. Başka bir şey ne var? Çok muamimi unuttum. Tamam. Bir kere tekrar mı? Evet, yani öyle olur, öyle problem yok yani. Çünkü Türkçeniz çok iyi olmadığı için olduğu kadarıyla seyircilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Peki başka mesela nereler var dedin? Devam edelim. Büyük bir mağazalar var. Mağazalar var, evet. Eski bir yerler, tarihi çok var Irak'ta. Bu kadar yani. Bu kadar. Peki sen ne yapıyorsun Tömer'de bir günde? Hangi sınıftasın orada? Ben 4. sınıf. 4. sınıfta. Bizim hoca Mustafa Alkan ve Aliya hoca. Evet. Bizim sınıfa Türkçe ve Türk kültürü öğreniyoruz. Yani bu kadar. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, burada da Pakistan'dan misafir öğrencimiz var. İsmi İsra. Evet, İsra'dan da Pakistan'ı dinleyelim. Pakistan'da neler var İsra? Kültürü nasıl? Türkiye ile Pakistan arasında çok sayıdı. Çok sayıda farklılık olduğu. Olduğu gibi benzerlilik de var. Tıpkı bayraklarımız gibi. Evet, bayraklarımız gibi benzerlikler var. Bayraklarımız gibi Türkiye Pakistan. Evet, sakin olun ya. Rahat olun, burası. Evet, sen biraz heyecanlandın galiba. Evet, biz evet. Diğer arkadaşımızdan devam edelim. Sen biraz da rahatla. Evet, ülke neresi? Sudan. Evet, ben Sudan'dan geldim. Sudan gerçekten Afrika'nın kuzeydoğu bölgesinde yer alıyor. Sudan başkentisi Hartum'dur. Evet. Sudan'ın nüfusu
40 milyon. Yüz ölçümü 1 milyon 886 kilometre karelik. Sudan Afrika'da en geniş üçüncü ülke. Sudan Cumhuriyeti sistemiyle yönetiliyor. Evet. Ve Sudan halkısı Müslümanlar. Müslümanlar. Peki mesela ne kültürler var? Yani kültürlerden biraz bahsedebilir misin seyircilerimize? Sudan her bölgede farklı ayrı kültür bulunuyor. Evet. Mesela o yüzden Sudan Türkiye ile kıyasla çok fark bulunur. Evet. Peki sen kaç aydır Afyonkarahisar'dasın? Ben 3 aydır Afyon geldim. Afyonkarahisar'a geldim 3 ay önce. Şimdi şu an nerede kalıyorsun? Ben şimdi yurtta kalıyorum, İlmiye Cemiyeti'nde kalıyorum. Evet. Peki Afyonkarahisar hakkında ne düşünüyorsun? Afyonkarahisar nasıl bir yer? Afyon gerçekten, Afyon'un insanları çok sıcakkanlı. Ama Afyon'un havası biraz soğuk. Evet, Sudan'a göre soğuk Sudan'da burası. Göre, evet. Sudan'da çok sıcak. En az kaç derece oluyor? 45 derece. 45 derece en az. Ulaşıyor. Ondan aşağıya düşerse soğuk mu oluyor? Evet. Öyle söylemiştim bana. Aynen. Evet. Peki Tömer'de neler yapıyorsun mesela? Bir derse gittiğin zaman sadece Türkçe mi öğreniyorsunuz yoksa başka şeyler yapıyor musunuz derste? Hocamızla biz, beraber. Biz Tömer'deyiz. Hocalarımızla Ali Hoca, Yavuz Hoca, Mehtap Hoca Türkçe öğreniyoruz ve Türkler kültürü de taşınıyoruz. Evet, mesela neler öğrendin? Kültür olarak neler biliyorsun? Mesela Türkler dansı. Türklerin dansı. Hangi dansı biliyorsun? Buraları hocam evet böyle. Evet. Peki teşekkür ederiz sana. Siz sakinleştiniz herhalde. Biraz daha rahatladınız. Şimdi size soralım. Pakistan'a gittiğim zaman nerelere gidebilirim? Mesela gezebileceğim nereler var? Yani bize Padşahi Mescid var, Menare evet. Pakistan ve mağazalar var. Yani çok kültürlerinden de bahsedebilirsin. Mesela yemek kültürleri benziyor mu Afyonkarahisar'la evet, veya Türkiye ile? Evet. Toplumumuz çok kültürleri ve çeşitli. Evet. Bu çeşitlilik yemeğimizi, müziğimizi, kıyafetlerimizi, edebiyatımızı ve geleneklerimizi yansıtır. Ulusal evet. Dil Urduca. Ve Urduca'dır, Türkçe bir kelimedir. Evet, evet. Pakistan, Pakistanlılar ortak tarihimizi ve kültürümüz Türkiye'yi seviyor. Biz Türk halkını kardeş olarak görüyoruz. Evet, biz de sizleri kardeş olarak görüyoruz. Evet. Hepinize. Evet. Peki Afyon Karahisar hakkında ne düşünüyorsun? Afyon Karahisar nasıl? Afyon Karahisar küçük bir şehir. Her yer Afyon Karahisar küçük bir şehir. Her yer Evet, biraz heyecanlı arkadaşımız. Evet, bir saniye. Yani her yer birbirine yakın bu yüzden ulaşım konusunda
Konuşunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sıkıntı yani çekmiyorum. Afyon Karahisar'da her yer yakın birbirine. Evet, çekmiyorum. Ulaşımda evet. Herhangi bir problem evet. Olmuyor. Başka evet. Afyon Karahisar'da nereye gittin? Ben kaleye gittim. Kaleye gittim. Evet. Başka? Frig Vadisi. Frig Vadisi'ne evet, gittiniz. Bu kadar. Ne yaptınız orada? Gezi. Evet, Frig Vadisi'ni gördünüz evet. Orada. Evet, Vali Bey bir gezi düzenlemişti Akü Tömer'de öğrencilerimize. Frig Vadisi'nde beraber hafta sonunda gitmiştik. Oraları gezdik. Arkadaşlarımızdan bir dinleyelim. Oralarda neler gördünüz? Nasıldı Frig Vadisi? Havası. Çok güzel bir yer. Çok tarihi. Biz görüyoruz yani eski insanlar nasıl yaşıyorlar. Yani hakikaten çok güzel bir şey. Evet. Farklı farklı. Hepinizden bir görüş alalım. Nasıldı Frig Vadisi? Biz şey gördük. Mesela dağlar içinde odalar var. Eski evler falan. Eski yaşama tarzı gördük. Evet. 3000 yıl önceki 3000 yıl tarihi önce. Orada evet. Gördük hep beraber. Rayhan, sen neler gördün Frig Vadisi'nde? Nasıldı Frig Vadisi? Hiç görmedim. Gitmedin mi sen? Gitmedim. Hiç gitmedim. Sen geç kaldın, gidemedin o zaman. Peki evet. Sen Mağaz sen gittin galiba. Evet. Evet. Sen neler gördün? Frig Vadisi nasıldı? En önemli şey dağlar içeride büyük odalar var. Ve bu şey yani eskiler nasıl yaşadı temsil etti. Evet. Tekrar sana döndük ama rahatladın mı biraz daha? Evet. Sen Frig Vadisi'ne gittin mi? Evet gittim. Neler vardı orada? Eski mekan var. Evet. Yani eski evlerin var, büyük oda ve pencere var orada. Evet, çok güzel. Evet. Tarihi mekan. Evet, tarihi bir mekan. 3000 yıllık bir tarih. Sudan'ın kültürünü biliyorsun. Afyonkarahisar'da biraz gördün. Böyle farklar, benzerlikler var mı kültürde? Yemek kültürü, kıyafet, yaşam tarzı. Yani mesela hocam yemek kültürü yani biraz benzetme var. Yani biraz benzetme var. Biz Sudan'da sucuk yiyoruz. Evet. Sucuk da yiyoruz ve tatlı adı lokma telgadin. Oraya Sudan'da yiyoruz. Sudan ve burayı kıyafet kültürü biraz farkı var. Ne gibi farklar var mesela? Sudan'da bindiğiniz gibi, bindiğiniz gibi. Sudan'da böyle mi dolaşıyorsunuz? Evet. Yani günlük kıyafetiniz böyle. Evlilik insanlar evet. Böyle giyiyorlar. Evet. Evlilik insanlar. Evet, bu arada öğrencilerimiz kendi milli kıyafetlerini giyip geldiler. Endonezya'dan arkadaşımız, aynı şekilde Sudan'dan öğrencimiz, Filistin'den öğrencimiz ismi neydi? Kufiye. Efendim? Kufiye. Kufiye. Evet, burada atkı gibi Kufiye ismi. İsimlerini öğrenelim. Kıyafetlerinizin ismi nasıl söyleniyor? Bu. Evet. Yani Endonezya'da koko. Koko. Yani. Koko. Evet. Evet. Başınızdakinin ismi? Bu Peçi. Peçi. Evet, teşekkürler. Sizin nasıl kıyafetiniz ismi var mı? Evet. Mesela ben orada bir şey görüyorum böyle bir şey yapmışsın. Bu adı Melfah. Melfah. Melfah evet. Bu cellabiye. Bu takiye. Evet, takiye. Bizde de takiye. Aynen. Benziyoruz. Evet. Düğünlerde giyiyorsunuz. Evet. Dışarıda normal milli kıyafetiniz, sokakta da böyle giyiyorsunuz. Evet, sokakta. Genellikle bu kıyafetleri giyiyorlar. Yani mesela ama diğer gençler ya gömlekler ve pantolonlar giyiyorlar. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet, şimdi burada tabii hepsi yakışıklı ve güzel ama burada yakışıklı bir öğrencimiz var. daha önce sizin evinize misafir olmuştuk. Evet. Ailenizle tanıştık. Kültürünüzü gördük. Var mı böyle yemek kültüründe Afyon'a benziyor mu biraz? Biraz benziyor ama bizde daha baharatlı, daha yani biraz farklı.
Ama baharatı hepsine, daha çok kullanıyoruz. Evet. Bizde ve farklı şeyler. Evet. Mesela nasıl farklı derken? Baharat. Bizde çok mesela hal. Sizde baharatın yok. Çeşitleri evet, farklı. Çeşitli, evet. Yani bu kadar. Evet. En sevdiğin yemek hangisi Irak'ta? Bizde gozi diyoruz. Gozi. Gozi. Nasıl evet. bir yemek o? Bu et var. Evet. Koyun eti. Pirinç ve soğan falan işleri. Büyük bir tavak böyle. Peki Afyon Karahisar'da hangi yemeği seviyorsun? Tavuk döner. Tavuk döner. Evet. Sucuk. evet. Kaymak. Yani hepsine güzel bir şey. Evet. Var mısın? Afyon Karahisar'da denedin mi yemekleri? Mesela bükme vardır. Biliyor musunuz? Bükme. Duydunuz mu hiç? Evet biliyoruz. Bükme. Mercimek de oluyor, patates de oluyor. Duymadınız mı hiç? Nasıl duymadın? Afyon Karahisar'a gelen birini duyması lazım. Nasıl bir yemek hocam? Nasıl bir yemek? Böyle bilelim, poğaça misiniz? Biliyor musun? Poğaça veya börek. Onun gibi yani ona benziyor öyle. İçinde patates oluyor bazen. Mercimek. Mercimek oluyor. Evet, önemlimiz. Var mı? Endonezya'nın yemeklerinden bahset bakalım birazdan. Endonezya'da nasıl yemekler? En sevdiğin yemek mesela hangisi? Ben mi? Evet. Endonezya'da en çok yemek seviyorum. Yani adı nasi padang. Nasi padang. Evet. Nasıl bir yemek o? Nasıl bir yemek? Yani mesela bir tabak pilav ve tavuk, acılı tavuk. Acılı, acı olacak mutlaka. Evet. Sebze. Indonesia yemekleri her yemekleri acılı yani hocam. Acılı, hepsi acılı. Hepsi acısız acılı. Yok. Mecbur yiyeceksiniz yani. Ama mesela tatlı var, tatlı. Tatlılarda acı yok değil mi? Mesela kek yani. evet. Filistin. Filistin yemekleri nasıl? Vallahi güzel hocam. Bizim yemeklerimiz var, mensef var. Evet. Bu bizim kültürümüz yemekleri. O nasıl bir yemek? O pirinç var ve de inek eti. İnek eti. İnek eti evet. Ve de cimit var o. Türkçesini cimit. Bilmiyorum. cimit nasıl söyleyeceğim onu? Valla Türkçesi bilmiyorum. tamam, problem yok. Evet Sudan'da var mı böyle en güzel yemeği hangisi Sudan'ın? Evet. Sudanlar aside yemeği çok seviyorlar. Ne yemeği? Asida. Asida. Evet. Asida. Nasıl bir yemek asida? Yani böyle bir şey... nasıl tarif edeceğim? ben bilmiyorum hocam ama... ama çok seviyorum. Ama çok bilmiyorum seviyorum. Ama çok seviyorum. Cuma günlerinde yiyoruz biz. Evet. Evet. Pakistan. Pakistan da galiba baharatı çok kullanıyor ve acı, değil mi? Pakistan'da hangi yemek var böyle meşhur? Biryani. 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 Evet. Biryani nasıl bir yemek? Yani iki tane var. Et biryani, tavuk biryani. Evet. Tavuk ve pilav var. Tavuk ve pilav. Evet. Ve baharatlar var. Evet, Pakistan'ın evet, kendi evet. baharatları var farklı. Bir kere hatta bir öğrencimiz davet etmişti beni. Böyle küçük bir baharat var Pakistan'da. Evet. Araplar, sizde de var galiba. Ben bilmeden onu yedim. Burada patladı. evet. Bayağı bir zorlanmıştım. evet. Evet biliyorsunuz ki arkadaşlar bu yıl üniversitemizin 30. yılı. Var mı böyle söylemek istediğiniz bir şey? 30. yılı özel. evet var. Ben de var. Üniversitemiz çok seviyoruz ve 30. yıl kutlu olsun. Kutlu olsun. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet kısa bir aranın ardından 5 farklı ülkeden öğrencimizle tekrar devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. İkinci bölümde yeni 5 farklı ülkeden öğrencilerimizle sizlerin karşınızdayız.
Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Öncelikle isimlerinizi ve ülkelerinizi öğrenerek programımıza başlayalım. Evet, buyurun. Benim adım Araş Muhammedi, İranlıyım. İran hangi şehrinden geldiniz? Zencan şehrinden. Azeri konuşuyoruz biz. Evet, hoş geldiniz Afyon Karasal. Hoş bulduk. Sizin? Ben Muhammed Sultan, ben Yemenliyim. Muhammed Sultan, Yemenlisiniz. Benim ana şehrim Taiz. Taiz. Siz de Afyon Karahisar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, benim adım Sara Hüseyin'i, ben Afganistanlıyım. Afganistan hangi şehrinden? Kandahar'dan. Kandahar, evet. Afyon Karahisar'a siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu taraftan da merhaba. Değerli öğrencilerimiz var. Nereli isminiz ve ülkeniz? Merhaba, benim adım Kenibu Kanyakriyel. Ben Kamerunluyum. Kamerunlusunuz. Evet. Kamerun'un hangi şehrinden geldiniz? Yaounde. Yaounde. Evet. Evet. Siz de Afyonkarahisar'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Ben benim adım Abdülkerim. Ben Gineliyim. Gineli. Gine Konakri'den geldim. Ülkemde, başkentimizde yaşıyordum. Başkentte yaşıyorsunuz. Afyonkarahisar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi arkadaşlar, seyircilerimiz ülkelerinizi merak ediyor. Kültürlerinizi. Onlara ülkenizden bahsedin. Ülkenizde neler var, kültürlerinizden. Buyurun. Araş. Evet, ben İranlıyım, söyledim size de. Bizim bir 2500 yıllık tarihimiz var. Evet. Çok yani eski bir ülkeyiz. Benim şehrim ormanlı, soğuk, yani Afyon gibi, Afyon Karahisar gibi bir şehirde yaşadım. Kültürlerimiz çok farkı yok yani. Aynı kültürlerde yaşıyoruz. Onun için ben Türkiye'yi seçtim gelmeyi için, evet. Okuma için. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi Yemen'de. Yemen'den bize biraz bahseder misin? Mesela ben Yemen'e gittiğim zaman neler yapabilirim Yemen'de? Nereye gidebilirim? Yemen'de çok yeri var. Yani evet. Çok eski yer ya da yeni yer var. En güzel şehir Yemen'de Aden. Aden. Aden ve en güzel ada Sukatra. 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 Bu ada. Evet. Neler var mesela Yemen'de? Ne? Yemen'de neler var? Tarihi yerler, kültür. Öncelikle sana sorabilir miyim? Yemen eklenince ilk defa ne geliyor yani? Yemen deyince aklıma Yemen kahvesi geliyor ilk önce. Hatta evimde de her zaman bulunur Yemen kahvesi. Dostluğumuz geliyor. Hı hı. Eski bir dostluğumuz aklıma geliyor hemen. Öncelikle Yemen'de bugünlerde Yemen millet 40 milyon. Evet. Benim ana dilim, benim ana şehrim en kalabalık şehir Yemen'de. İstanbul gibi yani. İnsanlar Taiz'de 15 milyon. Yani çok kalabalık. Yemen eskiden çok bir ülkeler var. Bu ülkelerde farklı milletlerden insanlar yani var. Çok eski yani. Evet. 5000 yıl önce. Yıl önce evet. Bu ülkelerden çok var yani ve Allah Kur'an'da sohbetmiş yani. Yani Yemen'den bahsetmiş. Evet, bahsetmiş. Kur'an-ı Kerim. Mesela Seba ve Himyar, evet. Ve Devlet-i Resuliyet yani. Devlet-i Resuliyet'den bahsetmiş. Başka neler var mesela? Afyonkarahisar'a kaç aydır buradasın bu arada? Ben Türkiye'de 3 aydır. 3 aydır Türkiye'deyim. Ama Afyonkarahisar 2 aydır. 2 aydır. Daha evet. Önce? Daha öncesinde bir ay İstanbul'da mıydın? Evet, bir ay İstanbul'da. Evet. Afyonkarahisar'ın kültürünü, Türkiye'nin kültürünü gördün. Yemen'e benziyor mu kültürleri? Çok benziyor. Çünkü eskiden Devlet Osmanlı Yemen geldiler. Evet. Ve çok uzun zaman geldiler. Bu sebeple Yemen'in kültür aynı yani. Kültür aynı. Evet yani. Osman Devlet Yemen geldi. Çok okul ve cami ve evler inşa ettiler. Evet.
bazı bu evler şimdiye kadar yani günümüzle kadar vardır yani. Şu an var. Duruyorlar. Ve çok aileler eskiden Yemen'den çıkmadı çünkü Yemen çok güzel bir ülke ve bu ve günümüzde kadar bu aileler var yani. Mesela Al-Ağa ve Al-Başa, bu aileler Türkiye'nin aslında. Yani önceden gelmiş, orada evet. Kalmış aileler. Peki, teşekkür ederiz. Evet, isim? Sara. Sara Afganistan'dan geldi. Bize böyle Afganistan'dan bahseder misin? Afganistan'da neler var? Afganistan çok yemyeşil ve dalik bir ülke. Afganistan'da bir şehir var, Bamiyan, çok eski bir şehir. Orada Buda'nın heykelleri var. Evet. Bamiyan UNESCO'da kayıtlıydı. Afganistan'ın koru yemiş çok meşhurdur. Mesela en önemlisi koru üzüm ve badem. Kuru üzüm ve badem evet. Meşhur. Evet, Kandahar'dan da narları çok meşhurdur. Narlar. Evet. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bu tarafta da Gine ve Kamerun'dan öğrencilerimiz var. Kenne. Kenne de başlayalım. Kenne, Kamerun'da neler var? Kamerun'u biraz anlatır mısın bize, seyircilerimize? Evet, Kamerun'u anlatabilirim. Başlıyorum. Kamerun, Orta Afrika'da. Kamerun, altı komşu ülkesi var. Mesela kuzeyde Çad var. Yani altı tane komşu ülkesi evet. Var. Kuzeyde Çad. Çad var. Güneyde Kongo. Kongo. Gabon. Ekvator Ginesi var. Ekvator Ginesi. Batı'da Nijerya var. Nijerya. Evet. Evet. Doğu'da Afrika Orta Cumhuriyeti var. Evet. Kamerun'un 27 milyon insan var. 27 milyon halk var. Evet. Evet. Genellikle yabancılar Kamerun'u çok severler çünkü Kamerunlular onlara çok samimi. Kamerun gitmek istiyorsunuz. Orada Kribi Denizi evet. Ve Limbe Denizi gidebilirsiniz. Orada balık yiyebilirsiniz. Ero yiyebilirsiniz. Doğru yiyebilirsiniz. Çok yemekli, çok lezzetli yemekler var. Çok lezzetli yemekler var. Belki gideriz. Tamam. Götürürsen bizi de. Tamam. Olur mu? Olur. Peki. Evet, Gineli öğrencimiz Abdülkerim. Abdülkerim, Gine'de neler var? Seyircilerimize sen de Gine'den bahsedeceksin. Gine, öncelikle dünyada 4 farklı Gine var. Yeni Gine var, Ekvator Ginesi var, Gine-Bissau evet. Var. Ama ben Gine-Konakri'den geldim. Gine-Konakri olarak da bilinen Gine, Batı Afrika'da bir ülkedir. Yani yüz ölçümünü 245.857 km². Kuzeyde Senegal, kuzeybatıda Gine-Bissau, batıda Atlantik Okyanusu, güneyde Sierra Leone ve Liberia, doğuda Fildişi Sahili ve kuzeydoğuda Mali tarafından sınırlıdır. Gine'de yani dünyada boksit rezervlerinde ülkem birinci. Ülkemde dağlar var. Yani orada giderken dağları gezebilirsiniz. Çünkü ülkemin ortasında bir dağ var. O kadın şekline benziyor. Kadın şekline benziyor tabii. Tabii o daha büyüktür belki. Afyon Karahisar Kalesi biliyorsun şehrin ortasında. Siz de Gine'de şehrin ortasında bir dağ var dedin. Şehrin ortasında değil, ülkenin ortasında. Ülkenin ortasında, özür dilerim. Ülkenin ortasında dağ var ve kadın şekline benziyor. Evet. Kaleden büyük o zaman bizim. Evet, bu buradaki kaleden daha büyük. Dağ yüzünde. Gidersek göreceğiz. Götürür müsün bizi oraya? İnşallah. güneyde, yani kuzeyde hayvanat bahçesi orada var. Evet. Bizim başkentimiz Konakri bir yarım adasıdır. Onun etrafında yani Los adaları var. Onları oraya giderken onları gezebilirsiniz. Evet. Hep beraber gideriz belki. Değil mi? Evet. Araş kaç aydan beri veya yıldan beri Afyonkarahisar'dasın?
Ben Haziran ayından geldim. Haziran 2021. Ayından geldim. 9 ay falan oluyor. Evet. Nasıl Afyonkarahisar, beğendin mi? Evet, sakin bir şehir. Ama bunu özellikle söyleyeyim de gastronomi böyle birinci olduğu için Afyonkarahisar, onun için beni çok teşvik etti buraya gelmeye. Evet. Sen de aşçı olacaksın galiba. Evet, evet. 15 yıldır aşçıyım. Öyle mi? Evet. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Yemenli Muhammed Sultan. Sen nasıl buluyorsun? Afyonkarahisar nasıl? Ne düşünüyorsun Afyonkarahisar hakkında? Ben önce söyledim. Ben iki aydır buraya geldim. Evet. Ve ilk defa ben hiçbir Türkçe öğrenmedim, yani bilmiyorum. Evet, hiç Türkçe bilmeden geldim buraya. Evet. Bütün öğrencilerimiz gibi. Evet. Ve şaşırdım, yani çok, yani çok insanlar burada çok şızak, yani bana yardım edebilir yani. Ve burada Afyon okumak için çok güzel. Çünkü bu şehir biraz sakin ve yaşamak için çok güzel. Neden? Çünkü bu şehir pahalı değil, yani çok ucuz. Kiralık biraz ucuz. Ve burada çok mağazalar var. Başka eski tarihler var, eski yerler var. Evet, oraya da geleceğiz biraz sonra. Geziler, evet, yaptık hafta sonu. Firik Vadisi'ne gitmiştik. Oradan da bahsedeceğiz biraz sonra. Peki mesela dil benzerliği var mı? Kelimeler benziyor mu? Evet, Türkçe dilli Yemen Arapça cinellekli benziyor yani. Çok kelimeler var. Yani 5000 olabilir. 5000 kelime. 5000 olabilir. Evet. Sokakta insanlar konuşurken fark ediyorsun değil mi? Benzediğini. Kelimeler aynıymış diyor musun? Evet. Çok benziyor. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sen nasıl buluyorsun Afyonkarahisar'ı, Sara? Ben Afyonkarahisar'ı çok seviyorum. Buradaki çoğu zamanda insanlar bizimle çok iyi davranıyorlar. Evet. Kaç aydır buradaydın? Ben 2 yıldan beri. 2 yıl. Afyon'dan. Yıl olmuş. Evet. Neler yaptın Afyonkarahisar'da 2 yılda? Gezdim. İnsanlarla tanıştım. En önemlisi Tomer'de geldim. Tomer'e geldim. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Kenne. Kenne, sen nasıl buluyorsun Afyonkarahisar? Nasıl bir yer senin gözünde? Birinci olarak ben 3 aydan Afyon'a geldim. Evet, 3 ay oldu. Bence Afyon çok güzel değil. Çok Türk'ün değil, orta. Orta. Evet. Ne kötü, ne iyi. Ne kötü, ne iyi. Orta. Ama okumak için Afyon çok iyi. Çünkü burada insanlar çok samimi. Evet. Eğitim kaliteli ve hayat pahalı değil. Hayat pahalı değil. Evet. Nerede kalıyorsun Afyonkarahisar'da? Erenler Mahallesi. Erenler Mahallesi'nde. Evet. Nasıl? Orası nasıl? Beğendin mi Erenler Mahallesi'ni? Beğendim. Peki, teşekkür ederiz. Sağ ol. Rica ederim. Evet, Abdülkerim. Nasıl Afyonkarahisar? Bir de senden duyalım. Öncelikle Afyonkarahisar gastronomi şehridir. Yani Afyon'da lezzetli yemekleri vardır. Yani örneğin sucuk, kaymak, haşhaş, bükme gibi, katmer bükme gibi. Bükme yedin mi? Yedim. Bir önceki, birinci bölümümüzdeki öğrenciler yememiş bükme. Oh. Siz yediniz mi? Ben yedim. İkinci bölüm öğrencilerimiz Afyonkarahisar'ı iyi güzel dolaşmış. Ve yani patatesli ve ekşi mayalı ekmekleri de var. aynı zamanda hem pek çok ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli ülkelerinden pek çok insan Afyonkarahisar'a Sifali Su, Termal ve Kaplıcalar için geliyor. Hem de Afyonkarahisar Türkiye'nin pek çok şehrine kavşak noktası olması bakımından konum olarak da ülkenin güzide şehirleri arasındadır. Bütün bunlar Afyonkarahisar'ın
yani bütün bunlar Afyonkarahisar'ın ne kadar önemli ve güzel bir şehir olduğunun göstergesidir. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Afyonkarahisar'ı bizden daha güzel anlattın. Evet. Tömer'de biliyorsunuz 5 gün dersimiz oluyor. Pazartesiden başlıyor Cuma'ya kadar. Neler yapıyorsunuz Tömer'de? Böyle değişik anılarınız oldu mu mesela? İlginç şeyler oldu mu Tömer'de veya Afyonkarahisar'da? Araçtan başlayalım. Hocam bana bu kültürler aynı olduğu için çok rahat yaşıyorum burada. Yani çok arkadaş çok zorlanmıyorum diyorsun. Evet evet çok arkadaş buldum burada. Bir de çünkü dilimiz yakın ya Azerbaycan dili. Çok arkadaş buldum Tömer'de. Hocalarla çok ilgilendim. Böyle dışarıya çıktık. Arkadaşlarım yurduna gittik. Yemek yaptık. Çok güzel geliyor. Bir de Tömer'deki insanlar, Tömer'deki hocalar bizim abimiz gibi, kardeşlerimiz gibi. Onun için çok ilginç geliyor bana. Evet, Tömer. Teşekkür ederiz. Muhammed Sultan, sen ne yapıyorsun Tömer'de? Bir günde neler yapıyorsun? Yani normal yani erken kalkıyorum ve Tömer'e gidiyorum. Tömer'de neler yapıyorsun? Derste yani, neler oluyor mesela? Yani şey yani Tömer'de çok farklı bir ülke insanlar var. Ben ve onlar sohbet ediyoruz. Size söylemiştik daha önce. 30 farklı ülkeden Tömer'de öğrencimiz var. Evet. Üniversitemizde de 64 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Bugün burada 10 ülkeyi sadece ağırlayabildik. Sırayla hepsini ağırlayacağız inşallah. Evet. Ne yapıyordun Tömer'de? Sohbet ediyoruz ve yemek yiyoruz kantinde. Ve burada yemekler çok lezzetli yani. Sonra gezeye gidiyoruz yani mağazalar gidiyoruz. Sinemaya gidiyoruz bazı günler. Ve güzel bir günler geçmiş yani. Evet. Geçiyoruz. Peki teşekkürler. Sara sen ne yapıyorsun Tömer'de? Bir günde neler oluyor? Ben Tömer'e gelmeden önce sadece Farsça konuşan insanlarla tanışıyordum ama şimdi çok farklı ülkelerden arkadaşlarım var. Mesela öğle yemekte beraber yemekhaneye gidiyoruz. Sohbet ediyoruz kendi ülkelerimiz hakkında. Boş zamanlarda kütüphaneye gidiyoruz beraber. Evet. Peki teşekkür ederiz. Siz neler yapıyorsunuz? Kendinden başlayalım. Evet. Tömer'de Türkçe öğrenmek için bazen film izliyoruz. Evet. Ders çalışıyoruz. Kitapları okuyoruz. Sınav giriyoruz. Sınava girdiniz mi? Evet. Sınavınız evet. Oldu mu? Zor değil ama güzel, iyi. Çalıştık. Evet. Evet. Yani yemekleri yiyoruz. Mesela benim en iyi yemeği et pilavı ve fasulye. Evet. Kuru fasulye mi? Evet, kuru fasulye. Evet, çok lezzetli. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, sen neler yapıyorsun Abdülkerim? Ben öncelikle Tömer'deki değerli hocalarımız ve müdürümüz teşekkür ediyorum. Ve yani ben Tömer'de 7 sınıf okuyorum. Yavuz Özgül ve Ali Hoca onlara teşekkür ediyorum. Ben Tömer'de yani hem Türkçe hem de başka ülkelerden gelen arkadaşlarımızdan yeni kültür öğreniyorum. Ve benim için bu çok önemlidir. Evet. Yani her ülkeden öğrencilerle konuşuyorsunuz. Yani, evet. Onların kültürlerini öğreniyorsunuz. Dillerinden bazı kelimeler öğreniyorsunuz belki. Değil mi? Aynı zamanda Türkçe öğreniyorsunuz. Ömer'den. Evet. Peki kültür farkları var mı? Mesela Afyonkarahisar'a geldin, insanları gördün, kıyafetlerini gördün, yemeklerini gördün. Ülkenizde farklılar veya benzerlikler var mı? Evet. Yani sadece biraz farklı var. Çünkü zaten ülkemdeki nüfusta %90 Müslümandır. Sadece müzikler, yani dansları, kıyafetleri ve bunlar arasında yani farklı vardır. Yemeklerde farklı da var. Yani biz ülkemde
Hani en ünlü yemekler çorba orada var ya, ama buradaki çorbalardan yani farklı var. Farklı var. Bu yüzden biraz, sadece biraz farklı var. Evet, peki, teşekkür ederiz. Evet, biliyorsunuz ki arkadaşlar üniversitemizin bu yıl 2022 yılında 30. yılı. Var mı böyle söylemek istediğiniz? Mesela Araç'tan başlayalım. 30. yıla özel bir mesajın var mı Araç? Evet. Öncelikle söyleyeyim de üniversitemizin 30. yılını tebrik ediyorum bütün öğrencilere, rektörlüğümüze. Onların hepsinden teşekkür ederim. Doktorlar, hocalar, profesörler, valimizin ve belediye başkanımızın, bunların hepsinden teşekkür ederim. Bu üniversiteyi kurma için çok bir şeyler öğreniyoruz. Teşekkür ederim sadece. Biz de teşekkür ederiz. Evet, Muhammed Sultan, var mı senin söylemek istediğin? Valla ben gerçekten Afyon Karahisar Üniversitesi evime yani her seçim. İkinci evim diyorsun. Evet. Yani ve hocamlar abim gibi yani, ablam gibi yani. Evet. Teşekkür ederiz. Var mı sizin söylemek istediğiniz 30. yıla özel bir mesajınız? Ben Tomer'deki yani Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki bütün öğrencilere mutlu 30. yıllar olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, bugün stüdyomuzda Endonezya'dan öğrencimiz oldu. Irak'tan, İran'dan, Sudan, Gine, Kamerun, Filistin, Afganistan, Pakistan, Yemen. Yani 10 farklı ülkeden öğrencilerimizi ağırladık. Gönül isterdi ki hepsini buraya getirebilmek ama maalesef kısıt sayıda yerimiz olduğu için 10 ülkeyi ağırlayabildik. Afyon Karahisar'a geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Üniversitemiz adına. Biz sizleri çok seviyoruz. Umarım güzel bir şekilde Akütömer'den mezun olup, üniversitemizden de mezun olup ülkenizde güzel işler yapmanızı diliyoruz. Programa katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.